Değerli Venüs Garmenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bizler bugün Balıkesir, Manyas, aynı zamanda çok güzel bir köy Değirmen Boğazı'na geldik. Manyas merkeze sadece 18 kilometre mesafedeyiz. Doğayla iç içe, harika bir yaz kış akan deresi, aynı zamanda alabalık tesisi olan nadir köylerden bir tanesindeyiz. Bizim iki parselden, iki ayrı tapudan oluşan 1417 metrekare ve 518 metrekareden oluşan yan yana iki arsamız, imarlı arsamız satılıktır. Toplamda yaklaşık olarak iki dönüm arası civarındadır. Burayı isterseniz ayrı ayrı alabilirsiniz. Dileyen toplu bir şekilde de alabilir. Köyün merkez olarak en üst seviyesindeyiz. Yollarımız kaldırım. Etrafında tek tük evler var. Çünkü köy meydanımız hemen benim arka kısmımda. Özellikle havası en güzel köylerden bir tanesidir. Manyas'ın en güzel köylerinden bir tanesindedir. Bizim arsamız, arsamızın olduğu konum köyün en üst kısmında gibi düşünebilirsiniz. Şuradan başlıyor. Şimdi ben sınırlarımızı göstermek istiyorum. Hemen buradan başlıyor. Bu yola cephe iki parselimiz ayrı ayrı, yol parselleri ayrılmıştır. Resmi olarak aplikasyonu yapılmıştır. Dediğim gibi aslında bir kişi alsa ya da iki arkadaş alsa yan yana ayrı parseller, ayrı tapular alacaksınız. Evlerinizi yan yana yapacaksınız. %42 kat imar vardır. Şimdi yerimiz buradan başlıyor. Yolumuz bu şekilde zaten. Köyün hemen üst kısmındayız. Sadece birazcık kepçe çalışmasıyla yol girişlerini düzeltebilirsiniz ya da burayı direkt yüksek alanda evlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben buraya gelmeden önce, çekime başlamadan önce iki arsanın yollarını tespit ettim. Şimdi diğer arsamızın, büyük arsamız, 1417 metrekareden oluşan arsamızın yolu burada bitiyor. Şu şekilde, şöyle bir gösterelim. Evet, yol güzergahı ve girişi bu şekilde. Diğer 518 metrekareden oluşan daha ufak parselimiz de şuradan başlıyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Sınırlarımızı göstereceğim ilk önce. Daha sonra da tabii ki arsamızın içerisinde paylaşacağım. Şöyle devam edelim. Zaten etrafta şöyle gösterelim ne kadar güzel iki katlı bir ev yapmışlar. O da köyün en üst kısmı gibi. Bizim yerimiz de köyün en üst kısmında kalmaktadır. Şöyle gelelim. Sınırlarımız da burada bitiyor. Yol boyunca iki parselimiz yan yana satılıktır. Burası %40 imarlı olduğu için yaklaşık 500-600 metrekare tabanda inşaat alanı, üst katı da 500-600 metrekare yapabilme imkanınız vardır. Bu şekilde devam edelim göstermeye. Şimdi mal sahibimiz tabii araç giriş açısından buraya ne yapmış? Şöyle bir aracımızla biz girdik arsanın ortasına kadar. İlk önce ben size arsamız burası değerli takipçilerimiz. İki dönüme yakın komple imarlı arsamız burasıdır. Şöyle gelelim köy meydanımızı gösterelim ilk önce. Hemen şu şekilde. Yemyeşil bir köy. Ormanın hemen alt kısmına kurulmuş deresiyle harika bir havası var. Dağların eteklerine kalmış nadir köylerimizden bir tanesidir burası. Durduralım. Evet, arsalarımızı sizlere tabii üst kısma çıktım ve sizlere paylaşmaya devam ediyorum. Şöyle çamları göstereyim. Etrafını zaten paylaştım. Şuralara hep yeni evler yapılmakta. Dışarıdan gelenler buraya iki katlı ev yapıyorlar. Şu alan, şu göstereceğim alan zaten arsamızın içerisinde kalmaktadır. Şu anda burası boş. Herhangi bir meyve ağacı ekilmemiş ama burada ne ekerseniz ekin bizim topraklarımız çok verimlidir. Onu da belirtmek istiyorum. Şöyle gösterelim. Tabii arsamız iki dönüme yakın olduğu için oldukça büyük ama içerisinde yine birazcık gezmeye devam etmek istiyorum sizlere. Özellikle alt kısmı paylaşmak istiyorum. Şöyle tatlı bir meyil var. Şöyle. Evet, zaten yan komşu şu şekilde etrafını telle çevrilmiş. Yan komşu da var. Şu şekilde büyük ağacın olduğu yere kadar böyle devam ediyor.
Özellikle Adaparsel isterseniz ben sizlere mutlaka paylaşacağım. Onu belirtmek istiyorum. Evet, sınırlarımız şurada büyük ağacın orada bitiyor. Zaten şu yan komşu da tellerle çevirmiş etrafı. Evet, köyün tam giriş kısmındayız. Şu büyük ağaçların olduğu yer bizim arsamızın içerisinde kalmakta. Manyas'a sadece 18 kilometre mesafedeyiz. Güzel ana asfalttan geldik bizler. Köyümüzün hemen giriş kısmında tatlı bir meyve var. Evinizi şuraya yaparsanız harika bir ev olacaktır. Şu üst tarafta bir ev var. Orası konsolosun eviymiş daha önceden. Tabii şu anda kullanılmıyor. Bizim arsamızda hemen onun alt kısmındadır. Mevki olarak, yer olarak köyün tam girişindedir. Harika bir havası, atmosferi vardır bu arada. Ve değerli takipçilerimiz, sizlere iki ayrı parselden oluşan 1417 metrekare ve 518 metrekareden oluşan arsalarımı tanıttım. Tabii ki biz arsaları toplu olarak vereceğiz ama tek tek de alabilirsiniz ya da iki arkadaş alabilirsiniz. Bir kişi bir tarafa ev yapar, diğer arkadaş da diğer tarafa ev yapar. Drone görüntülerimizi paylaşacağım. Manyas merkeze sadece 18 kilometre mesafedeyiz. Doğasıyla, manzarasıyla zaten arkada görünüyor. Harika, özellikle oksijeni bol köylerden bir tanesi. Aynı zamanda dere kenarında balık tutuluyormuş daha önceden. Şu anda çok bir bilgim olmasa bile alabalık tesislerimiz var. Ben size hem köy meydanımızı hem dere kenarını paylaşacağım. Alana satana hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Fiyatımız açıklama kısmında. Pazarlığımız mal sahibimizle yapılıyor her daim olduğu gibi. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı ve desteklemeyi unutmayınız. Telefon numaram 0554 377 32 33. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Köyümüzden çıkışımızı yaptık ve köyümüzün hemen giriş kısmını ben sizlere paylaşacağım, belirtmiştim. Böyle çam ormanın altında hemen çok güzel bir köy, Değirmen Boğazı. Hemen köy meydanını, özellikle piknik alanımızı göstereceğim. Aynı zamanda burada alabalık tesisleri varmış. Bizler tesislerin oraya kadar gittik. Şöyle bir köy meydanımız var. Burada genellikle tarım arazileri var. Hayvancılık ya da tarımla geçiniyorlar. Ama dışarıdan köy göç almış bu arada. Şöyle kahvehanesi de var. Şöyle sağ tarafta. Yine yan tarafında böyle bir Değirmen Boğazı Mahallesi muhtarlığımız var. Tuvaletlerimizi göstereyim. Camimiz burada karşıda. Durak var. Yine belirli günlerde hemen hemen her gün Manyas'a giden durağımız. Şöyle sağdan gidelim size, çünkü buranın meşhur alabalık tesisleri varmış ve aynı zamanda balığıyla meşhurmuş burası. Güzel bir de yaz kış akan bir deresi var. Şöyle şu doğal güzelliği göstermek istedim özellikle. Köyün içerisinde ve çıkış kısmında özellikle çok güzel yerler var, çok güzel evler var. Genellikle tek katlı ve iki katlı yeni gelenler, yeni yerleşenler köye ev yapmışlar. Sağ taraftaki dereyi göstereceğim. Akan derenin oraya gidiyorum ben zaten. Köyümüz çok modern bir köy. Aynı zamanda köyde de çok talep olduğu için dışarıdan gelip yer alanlar var. Piknik alanı da çok güzel oluşturulmuş bu arada. Evet, şöyle devam ediyorum. Bizim satılık arsalarımız köyün en başındaydı. Giriş kısmındaydı. Şu anda biz çıkış kısmına doğru gidiyoruz. Çünkü çıkış kısmında muazzam bir doğa var. Daha önceden geldik, biz keşfettik buraları sizin için. Şurada büyük çınar ağaçlarının altında özellikle harika bir alan var. O kısmı sizlere paylaşıyorum. Değerli takipçilerimizle bizler şu anda Değirmen Boğazı köyündeyiz. Şelale tarzında çok güzel bir dere kenarındayız. Köyün giriş kısmındaki arsalarımızı ben sizlere paylaştım. Şimdi bizim şu anda göstermiş olduğumuz derenin üst tarafında, şurada yolda alabalık tesislerine gidiyorsunuz. Balığınızı alıyorsunuz. Burada da mangal yerlerimiz var. Mangalınızı yapıyorsunuz. Şöyle derenin başlangıç kısmını birazcık göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde. Evet, üst tarafı zaten orman. Harika bir havası var. Burada genellikle piknik yapıyorlar. Burası tuvaletler.
çeşmesi karşısında şöyle bir geniş açıdan alayım. Ağaçların güzelliğini, suyun güzelliğini ve burası bir piknik alanı ve bu arası Değirmen Boğazı köyündeki piknik alanı. Şöyle göstereyim. Kendi bahçenizin dışında buraya gelip piknik de yapabilirsiniz sizler aynı zamanda. Köyün hemen çıkış kısmında burası değerli takipçilerim. Aynı zamanda çıkış kısmında şu piknik masalarını göstereyim. Karşıda çeşme var. Köy muhtarı ayarlamış bunun hepsini. Hemen tuvaletlerimiz var. Zaten buraya hemen hemen birçok bölgeden pikniğe gelen kişiler var. Burada arsalar da çok kıymetli. Ben zaten iki güzel arsa tanıttım. Alana, satana tekrardan hayırlı uğurlu olsun manzarayla sizleri baş başa bırakıyorum.